Evet değerli öğrenciler, hoş geldiniz. Bugün sizlere Almanca'da hayvanları anlatacağız. Die Tiere şeklinde yazılmaktadır hayvanlar. Şimdi birinci örnekle başlayalım. Öncelikle çizimlere fazla aldanmayın. O kadar güzel çizimler değil. Sadece önemli olan konuyu anlamanız arkadaşlar. Der Hund köpek demektir. Zaten hani Almanca'da bilinmesi gereken ilk hayvan olduğunu da Der Hund'un rahatlıkla söyleyebiliriz. En sık kullanılan hayvandır bilindiği üzere köpek, kedi tarzındaki hayvanlar. Şimdi bunun nasıl okunduğunu dinleyelim. Der Hund. Bakın. Der Hund. Der Hund. Der Hund şeklinde okunur. Bunun dışında tabii ki de en önemli örnek Katze'dir. O da diye şeklinde diye artikelini alır. Bunu da asla unutmamak lazım. Die Katze diye Katze şeklinde okunur. Şimdi yine bunu da aslında dinlemekte bir fayda var. Dinleyelim. Die Katze. Die Katze. Görüldüğü gibi genellikle hani yazıldığı gibi okunduğunu rahat bir biçimde söyleyebiliriz. Bunun dışında inek var. İnek de sıkça kullanılan bir kelimedir. O da dikuh şeklinde yazılır. Onu da dinleyelim. Diku. Dikuh. H'yi uzatıyorsunuz. Diku. Dikuh şeklinde yazılır. Evet, bunun dışında hangi hayvandan bahsedelim arkadaşlar? Derhase'den bahsetmek istiyorum. Derhase'den bahsetmek istiyorum. Sizlere bu da çok sık kullanılmasa bile yine bu üçünden sonra kullanılan tabii ki de tavşandır arkadaşlar. Derhase şeklinde yazılır. Tavşan. Evet, tavşan diye okunur. Şimdi arkadaşlar dinleyelim. Derhase. Bakın derhase. Böyle S ama Z'ye yakın bir biçimde diyorsunuz. Derhase. Haze gibi. Z deseniz de aslında hani bir sıkıntı çıkmaz. Derhase. Derhaze gibi şeklinde söylenebilir. Bunun dışında tabii ki de bir önemli başka etken olarak arkadaşlar at var. At da çok sıklıkla kullanılır Almanca'da. Sınavlarınızda falan da karşınıza çıkacaktır. Onu da dinleyelim. Das Pferd. Bakın. Das Pferd. Sanki das Pferd. Preft der gibi arkadaşlar. Son D harfi yerine T ile okunuyor. Bakın. Das Pferd. Preft. Preft. Das Preft. T ile okunur. D ile yazılmasına rağmen T ile okunur. Bu da çok karıştırılır. At demektir. Bunun dışında domuza bakalım. Domuz da das artikelini alır. Schwein. Schwein. Schwein şeklinde. Bakın tekrar edin. Das Schwein şeklinde okunur. Bunun dışında fareden bahsetmek istiyoruz. Fare İngilizce'dekine benzer bir biçimde yazılır fakat görüldüğü gibi mouse şeklinde yazılır. Bak yazılışını söyledim şu an size. MOUS şeklinde yazılır arkadaşlar. Şimdi bunu bir bu arada özür diliyorum. Şu A harfi olarak ben diyorum niye öyle yazılır? Şu A harfi. Evet, mouse. İngilizce'de de biraz buna yakındır arkadaşlar. Dimos. The mouse şeklinde hani aynı yazıldığı Dimos. gibi okunduğunu çok rahat bir biçimde söyleyebiliriz. Bunun dışında hani İngilizce'de mesela zürafa ne diye okunur? Ciraf diye okunur. Almanca'da da ona benzer bir okunuşu olduğunu söyleyebiliriz. Zaten hani Almanca ile İngilizce kardeş dillerdir. Girafe. Evet, görüldüğü gibi İngilizce'de ciraf diyoruz. Burada graffe bakın. Girafe. Die graffe. Genellikle Almanca'da bütün kelimeler arkadaşlar yazıldığı gibi okunur. Dinleyin. Die Giraffe. Die Giraffe şeklinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bunu alıyorum. En önemli hayvan isimlerini geliyorum. Die Tiere hayvan demektir arkadaşlar. Skorpiyon İngilizce'den de bilindiği üzere aslında akrep demektir. Hani bunu bilmeniz yoktur diye düşünüyorum. Hatta bir oyun ve film de vardır arkadaşlar Skorpiyon diye. İlgili arkadaşlar bunları bilecektir. Onun için arkadaşlar okunuşunu dinleyin. Der Skorpion. Evet, görüldüğü gibi der Skorpion şeklinde okunmaktadır. Tabi biz bu Alman gibi o kadar da net bir tercüme yapamıyoruz. Dilimizin yatkınlığından dolayı. Aslan'a gelelim arkadaşlar. Aslan şöyle aklınızda kalabilir. Löw diye Almanya milli teknik direktörü var arkadaşlar milli takımın. Löw, Sebastian Löw falan var arkadaşlar hatta. Gelir. Löw şeklinde. Gelir. Der Löw şeklinde. Biraz uzatıyorsunuz. Der Löw şeklinde okumaktadır. Bunun dışında ayıyı da bilmeniz lazım. Hani bu da sınavlarda sıklıkla karşınıza çıkacaktır.
Burada A'nın üstünde iki nokta vardır Almanca'da yazılırken. Fakat Türkçe'de bir A şeklinde gösteriyoruz bunu. Der Bär. Der Bär. Der Bär. Sanki beer diyormuş gibi İngilizce'deki der bar yerine bakın der böyle. Der Bär. Der Bär gibi der şey, Bär. Şeklinde söyleyebiliriz. Hani diğerlerine oranla bayağı zor bir kelime olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hani biz bile bu kelimeyi tam telaffuz edemiyoruz Alman olmadığımız için. Dikrake. Evet, dikrake görüldüğü gibi ahtapot demektir. Basit bir telaffuz vardır. Bir daha dinleyelim. Dikrake. Dikrake. Bakın bir krake değil de dikrake. Sanki dalga geçer gibi diyoruz. Ondan sonra hemen şuna bakalım. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Ağustos böceği denmektedir. Hani bunu fazla bilmenize gerek var mı açıkçası? Fazla karşınıza çıkmayacağını söyleyebilirim aslında diye zika. Ama tam olarak dili öğrenmek istiyorsanız tabii ki hiçbir kelimeyi atlamayın. Dizikade. Evet, dizikade şeklinde. Dizikade. Böyle uzatıyor sanki İtalyanca gibi biraz. Dizikade şeklinde yazılır arkadaşlarım. Şunu şöyle bir düzenleyelim. Bunun dışında arıyı da bilmenizde fayda var. Hani günlük yaşantıda bayağı bir fazla kullanılan bir hayvan çeşidi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi onun da nasıl okunduğunu arkadaşlar dinleyelim. Dibine. Evet, dibine. Görüldüğü gibi hani bu da yazıldığı gibi okunur. Fakat dibine biraz yine uzatıyorsunuz diğerleri gibi. Dibine şeklinde. Bu kalemunun okunması hani diğerlerine göre zordur. Hani birinci level seviyede aslında bunu öğretmeyi fazla tavsiye etmiyoruz. Çünkü okunuş bakımından belli başlı kuralları var arkadaşlar bazı kelimelerin. Bu arada bu yine yazılırken A yerine iki nokta kullanılır Almanca'da. Das Chamäleon. Evet, görüldüğü gibi istisna kelimelerden bir tanesi. Okulduğu gibi yazılmıyor. Chamäleon şeklinde. Hani C harfi K'ye dönüşüyor. Bu da istisna bir kelime. Das Chamäleon şeklinde bu kalemun olarak söyleyebiliriz. Yine İngilizce'deki gibi fakat belli başlı farklar bulunan yine okunuşunda bir kelime var. Balık arkadaşlar. Der fish, der artikeli olduğunu unutmayın. Artikelleri ezberlemeden mümkün olduğunca kelimeleri ezberlemeyin. Der fish. Bakın der fish. Hani burada hiç düşünecek bir şey yok arkadaşlar. Bu gayet basit olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında baykuş var. O da fazla detaydır arkadaşlar bunlar. Die Eule. Die Eule. Sanki bakın öyle dermiş gibi. Die Eule. Die Eule. Die Eule. Öyle diyormuş gibi bak. Die Eule. Die Eule. Die Eule. Die Eule şeklinde. Evet, bunun dışında Das Kalb. Das Kalb şeklinde okunur. Dana demektir. Evet arkadaşlar, şimdi konuyu toparlayalım. Bugün sizlere hayvanlardan bahsettik arkadaşlar. Eğer Almanca dersleri hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar like atabilir, abone olabilir ve diğer derslerden de sitemizden yararlanabilirsiniz arkadaşlarım. Bir sonraki bölümümüzde konu anlatımlarında görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.